Video hoş geldin. Videonun başından da tahmin ettiğin gibi sana şu an olduğun elodan çıkmana yardımcı olacak 3 tane bilgi vereceğim. Ya da yaptığın hataları düzeltebilirsin vereceğim şeylerle. Yani kısacası senin kümene uygun söylediğim 3 şeyi eğer tamamıyla yapıyorsan kesinlikle bir üst kümeye çıkarsın demek oluyor bu. Tabii ki de şimdi bu videoyu izleyip tamam anladım deyip maça girince laps diye bir üste çıkmayacaksın. O kadar da değil ama bu dediğime çalışırsan kesinlikle bir üstte çıkarsın çünkü aslında çok da zor değil çıkmak. Bunları nereden biliyorum derseniz ben de oyuna ilk başladığımda gümüş 1 başlamıştım. Ve gümüş 1'den Immort çıkana kadar her kümeyi kendi görüp tecrübe ettiğim için nelerimi geliştirdiğimde o kümeden çıktığımı da biliyorum ve hatırlıyorum hala. O yüzden daha fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Umarım video işinize yarar ve istediğiniz kümeye çıkarsınız buradan. O yüzden sana şimdiden iyi seyirler. Şimdi daha yeni demirden elması challenge yapıyorum. Plata gelene kadar çok da Plata birazcık bokumu akıtmaya başladılar. Baya zorlanıyorum artık challenge'da bırakmayı düşünüyorum. Çok beklemeyin. Her ne kadar challenge'ları me çıktıkça kolaylaştırsam da demirde challenge ne kadar zor olursa olsun kazanabiliyordum. Çünkü açıkçası demirde olmanızın büyük ihtimalle en büyük sebebi oyuna çok fazla zaman ayırmıyor veya ayıramıyor olmanız. Bunun başka bir açıklaması yok. Oyunu en kötü oynayanlar oyuna çok az zaman ayıran veya zaman ayıramayan insanlar. Yani demir küme genelde Tüm oyunlarda oyun çok az oynayanların barındığı bir yer oluyor. O yüzden vereceğim ilk tavsiye maalesef oyunu daha fazla oynamanız gerektiği. Yani ben çok eminim günde 5-6 saat oynayıp demirde kalan bir insan yoktur her gün oynuyorsa. Yani verebileceğim ilk tavsiye ve en önemli tavsiye oyunu fazla oynaman. Maalesef. Eğer bunu yapamıyorsan üzgünüm. Yani Valorant sana göre bir oyun değil. Tabii ki de oynayabilirsin. Eğleniyorsan demirde oynamaktan hiçbir sıkıntı yok. Bu gayet güzel bir şey bence. Ama yükselmek de istiyorsan aynı zamanda üzgünüm ama bu tarz rekabetçi oyunlarda fazla oynayan kişiler çok daha iyi oluyor ve eğer oyuna zaman ayıramıyorsan yapacak bir şey yok. Diyelim zamanı çok ayıramıyorsun ama bir yeteneğin var yine de önceden kalma falan. İkinci verebileceğim tavsiye öyle ise ses dinleme. Ya bunu demir olmayıp izleyen biri lan ne alaka onu da yapsınlar bir zahmet anasını satayım diye olabilir ama demirden elmasa çıkma challenge'ında demirde oynarken gerçekten bir kişi bile ses kasmıyor neredeyse. Yani adamın arkasından koşarak falan gidiyordum ve beni duymuyordu. Yani oyunlarla çok arası olmayan birisi sesin bu kadar önemli olmadığını sanıyor falan olabilir. O ses kasmayan kişiler sesin çok önemli olduğunu bilse sar yani bu bu kadar basit bir denklem aslında. Ya da önemsemiyor oyunu. Bu da olabilir. Oyunu önemsemiyorsan zaten çıkmayı hak etmiyorsun. Orada yapacak bir şeyimiz yok yani. Kimsenin sihirli bir şekilde kulaklık takmadan monitör kapalı bir şekilde elmasa çıkmanı bekleyemez. İkinci vereceğim en önemli tavsiye kulaklık takman. Yani kısaca verebileceğim tavsiye bu. Kulaklık tak. Kulaklıksız kastığın sesle bir şey anlamazsın bu arada. Biliyorum çok basit ve herkesin bildiği şeyler gibi düşünebilirsiniz bunları ama bu elodakilere verilebilecek en mantıklı tavsiyeler bu şu anlık. Çünkü bunların hepsini yapan birisi demirde değil bronzda olur. Üçüncü olarak söyleyeceğimse mapleri ajanları öğrenmen. Büyük ihtimal bronzda oynayan birisi çok uzun süredir oynamıyordur oyunu. Videolar izleyebilirsin bunları öğrenmek için yani Lineup atacak ajanlar oynuyorsan gidip lineup öğrenebilirsin veya diğer ajanları Spike Rush gibi modlarda oynayabilirsin. Çünkü karşındaki ajanların ne yaptığını bilmemek çok büyük bir dezavantaj. Kazanamazsın yani. O yüzden biraz oynadığın haritaları ve karşındaki ajanları veya takımındaki ajanları öğrenmen gerekiyor. Bunun için yapabileceğin şey video izlemek veya hepsini tek tek denemek. Özel oyuna girip mapleri hiç bilmiyorsan buradan maplere bakıp biraz araştırabilirsin içini gezip. Bunların üçünü de yaptığın sürece zaten ilki çok bariz oyunu fazla oynuyorsan demirden çok rahat çıkarsın. Eğer bunların hiçbiri seni tatmin etmiyorsa ve bir şekilde ben oyunu günde 6 saat oynuyorum. Ses de kasıyorum. Mapleri ve ajanları da çok iyi biliyorum ama hala demir birim diyorsan ki bu çok tuhaf. Yani üzgünüm. Ya yani aşağılamak gibi değil bu ama tuhaf yani bu mümkün olmamalı şu anda. Ama büyülü bir şekilde böyle bir durum olduysa bir sonraki vereceğim şeyleri de dinleyebilirsin. Yani elmasa vereceğim bir şeyi demirde yapabiliyorsan zaten plata falan çıkarsın. O yüzden bunlar seni tatmin etmediyse ilerideki söyleyeceklerimi dinleyebilirsin. Hatta dinlemeni tavsiye ederim yani buradan çıkacaksan onlara da ihtiyacın olacak çıktığında. Öncelikle bronzdaysan zaten bir önceki söylediklerin hepsini yapıyor olman gerekiyor. O yüzden onların hepsini yaptığını varsayıyorum artık zaten. Ama direkt olarak bronzda olan birine verebileceğim ilk ve en önemli tavsiye çok net olarak 2 veya 3 ajanı çok net bir şekilde öğren ve onları oyna sadece. Yani şu anda bile ben de hiç oynamadığım bir ajan oynadığımda oyuna çok fazla odaklanamıyorum. Çünkü Valorant tamamen bir şey böyle çok uzun süre düşünmeden akışına bırakılarak oynanabilecek bir oyun. Tecrübeyle oynanacak bir oyun yani. Ben şu an hiç Astra veya Sova oynamayan biri olarak gidip Astra'ya Sova aldığımda eğimim çok kötü oluyor. Çünkü oyuna odaklanamıyorum. Yeteneklerime odaklanmaya ve onları böyle düzgün kullanmaya çalışıyorum. Bunun için de yeteneklerimle ne yapmam gerektiğini falan düşünüyorum. Oyundaki tüm odam kayboluyor. Ama onun yerine çok iyi oynadığım Neon, Reyna, Yoru, Jet gibi bir şey aldığımda gayet rahat oynuyorum. Çünkü artık ajanın kullandığım yeteneklerini düşünmeden kullanıyorum. Öyle otomatik olarak kullanıyorsun yani bir yerden sonra. Böyle olması gerekiyor oyunda diğer şeylere odaklanmak istiyorsan. Yani kısaca sevdiğim bir karakteri bul. Sevdiğim bir içeceği yanına al. Herkese selam. Ben Berkay. Birisinden bir şey yap yani. O sevdiğin karakteri sakın bırakma. Bu ne böyle öğüt veriyormuşum gibi sevdiğin karakteri bırakma ne anasını zaten. Ya demek istediğimi anladığım bir karakteri mainle zaten her oyunda mainle olması gerek bence. İkinci diyeceğim şey Kümeyi bu kadar kafana takma. Yani renk atlamayı o kadar istiyorsunuz ki bronzdan. Neden bilmiyorum. Ya belki arkadaş arasında dalga geçiliyordur veya oynayamıyorsundur. Ona yapacak bir şey yok. Eğer arkadaşlarınla oynayamıyorsan illa bir yerde iyileşirsin oyunda. Büyük ihtimalle oynarsın. Ama renke o kadar çok odaklanıyorsun ki çok yükselmek istediğin için senin geliştirme zamanın olmuyor. Sadece böyle her kaybettiğin maça odaklanıyorsun. Bunu kazanırdık. Takım kötüydü bilmem ne. Bu seni çok geriye düşürür. Ne kadar böyle küçük bir şeymiş gibi gelse bile çok önemli. Olduğun kümeye önem vermemek. Mesela bana çok fazla mesaj geliyor. Abi ben deathmatch'te sürekli çatıştırıyorum, dereceli bir giriyorum, kimseyi vuramıyorum, elim ayağım titriyor diye. Bunun tek sebebi bu işte. Dereceyi çok önemsemeniz. Yani bunun üstesinden geldiğinde kesinlikle çok daha rahat oynayıp gerçek performansına ulaşacaksın. Yani şu an seni aslında geride tutan şey senin kafanda o büyüttüğün derece. Şimdi çok oyuna mekaniksel olarak bir tavsiye vermek istemiyorum. Çünkü bu kümedeyken geliştirmen gereken şeyler önce başka şeyler daha öncelikli yani eğimindense. Tabi bu demek olmuyor ki eğimin üzerinde hiç çalışma. Burada demirden radyanta kadar her kümede geçerli olan kural tabii ki de eğimini her zaman çalıştırman gerektiği. Bunu söylemiyorum Uyla, o yüzden. Ama üçüncü verebileceğim tavsiye kendine bir tane arkadaş bul oyundan eğer tek giriyorsan. Yani tek başına girmek biraz riskli özellikle böyle yollarda. Çünkü düşük yollarda çok daha fazla troll oluyor. İnsanlar çok önemsemiyor oyunu çünkü dediğim gibi. Oyunlarda iyi oynadığım ve anlaştığım birilerini kesinlikle ekleyebilirsin. Birinciye ekle iki takımdan da. Senin takımda olmasına gerek yok. Ekle, gir, arkadaş ol. Oyunlarda çok da toksikliğe gerek yok zaten. Kimseye toksiklik yapmazsan büyük ihtimalle arkadaş edinirsin. Öyle bulup arkadaş bir sürü kişi ekle arada pire girersin bir Çok daha rahat olur senin için tek girmekten. Gümüşe geçmişken sizden bir ricam olacak. Takip edenler zaten dakikanın 5'i geçtiğinde fark etti. Hatta bugün yapmayacağımı zannetmiş olabilirler ama eğer video şu ana kadar hoşuna gittiyse veya işine yaradıysa lütfen videoyu beğenebilir misin? Çok işime yarıyor. 75 bin aboneye ulaşmak hedefim şu an bir de. Eğer abone olmadıysan ve daha fazla video görmek istiyorsan, abone olmak istiyorsan abone olmayı unutma lütfen. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Video devam edebiliriz. Görüşürüz dediğime bakma zaten videoda buradayım hala. Bir yere gittiğim yok. Çok uzadı. Videoya ba... geçiyormuş lan. Gümüş bildiğim kadarıyla en çok insanın olduğu yer. Ya oyundaki en çok insan bulunan renk sanırım gümüş. O yüzden en çok çekişme burada var sanırım. Şimdi burada eğim asıl önemli olmaya başladığı yer diyebiliriz. Gümüşte game sense'in olmasa bile eğiminle oyun kazanabilirsin. Çünkü karşında game sense yok. Gümüşte kabul edelim. Eğer gümüşten game sense'in çok iyi değildir. Karşında değildir. O yüzden burada sadece eğiminle oyun kazanabilirsin. Ben gümüşten böyle çıktım. Gümüşten öncesinde oynamamıştım başladığımda ama gümüşten çıkmama en çok yardımcı olan şey aim çalışmak oldu. Sadece verebileceğim ilk tavsiye aim çalışmaya başla. Bu oyuna girip oyun oyna demek olmuyor. Aim çalışacak bir program indirebilirsin. Aim Lab kovak gibi. Bu arada Aim Lab videom var. Bunu izlemeni tavsiye ederim eğer böyle bir şey istiyorsan. Yukarıda linki şu an böyle çıkmış olması lazım. Şöyle sağ üstte falan herhalde. Çıkmadıysa da unuttum herhalde lan. Çıkmadıysa çok kötü olur. Çıkmıştır. Çıkmadıysa başka bir yerden gir benim hesabı oradan bak. Veya poligonda zaman geçirebilirsin. Ama aim çalışman çok önemli şu an burada. Aim seni bir buradan rahat çıkarır gibi geliyor. İkinci verebileceğim tavsiye bunu gümüşte yapan çok insan görüyorum. Aynı hareketi 100 kere yapma bir oyun içinde. Mesela atıyorum bir el Heaven'a çıkıp tuttun saydı defansta. Bir dahaki el Heaven'da olma. Çünkü oraya ya smoke atacaklar ya cross koyup çıkacaklar artık. Bir dahaki el başka bir yerde tut. Ondan sonraki el başka bir yerde tut. 3 el böyle yaptın. Tekrar Heaven'a döndürdün elde. Sonra 5. elde farklı yerde olmanı beklerler. Tekrar Heaven'da kal gibi böyle farklı farklı şeyler yapmaya çalış. Ya da side değiştir. Başka bir side'e geç. Tahmin edilemez emez olmaya çalış çünkü bu elodaki insanlar genelde çok fazla düşünmeye bilmiyorlar bu oyun üstüne normal olarak tecrübesi az oluyor çünkü o yüzden onlardan sürekli bir adım önde olmak için yerini sürekli değiştir tahmin edilemeyecek yerlerde durmaya çalış bu defansta çok işe yarar asla unutma aynı yerden tutmamak ve sürekli farklı şeyler yapmak çok çok işe yarıyor atakta da böyle yapmaya çalış atakta da aynı yerden sürekli gidip gidip ölme. farklı yerlerden git puşlamalarını bekle tahmin edilemez olmaya çalış yani kısacası. üçüncü söyleyeceğim şey spray atma artık bunu yapan çok görüyorum. Bana soran da çok oluyor. Abi sprey atmaktan vuramıyorum falan diyorlar. Ulan bunu bana neyin soruyorsun? Eğer sorunun farkındaysan sprey atmaktan vuramıyorum diyorsan sprey atmayacaksın anasını satayım. Bu kadar basit aslında. Ya usta. CS değil bu. Artık bunu anlayın lütfen. Silver'da challenge yaparken oyun giriyorum. Karşıma bir tane adam geliyor. Adam A site'den B site'de beni bir görüyor. Amına koyayım sanarsın usta celladını gördü ha. O herif bir başlıyor beni taramaya. Abi ne oluyor usta tamam. Salıyor mu yani kendini vursun bari. Yani beni gördüğü saniyede yere yatıp bir anda Erra'yını kurtarmak sanki anasını satayım. Bir başlıyor taramaya. Normandya çıkartmasındaki o makinalılar gibi bankırların içindeki. Ya kardeşim sakin ol. Yani aramızda bir böyle kan davası varmış gibi davranıyorlar. Bunu asla yapma. Çünkü asla adam vuramayacaksın sprey atarsan. Valorant'ta 3 mermiden sonrası çok sekmeye başlıyor. Eğer ilk 3 mermide ya da ilk 4 mermide adamı öldüremediysen biraz bok yemiş oluyorsun kısacası. O yüzden sana verebileceğim tavsiye kafaya nişan alıp tek tek sıkmaya çalışman. Gold'a vereceğim tavsiyeleri geçtiğinde biraz daha detaylandıracağım bunu. Eğer öğrenmek istersen oradan daha detaylısını anlatacağım sana. Özet geçiyorum şu son kısmı. Sprey atma eğer adam uzaktaysa tek tek sıkmaya çalış kafasına doğru. Ama sabit de durmamaya çalış olduğun yerde sıkarken. Bu dediğim şeyi detaylandıracağım Gold'da. Sen şimdilik sadece sprey atmamaya bak. Sabit bile dursan tek tek sıkmaya çalış. Mümkün değil sprey atarak adamı vurman çünkü. Az önce gümüşte verdiğim tavsiyenin devamını şu an anlatayım hemen. İlk tavsiye tek tek sıkmayı öğrendikten sonra CTRL'e basmak yerine veya sabit durmak yerine sağa sola kaymayı öğren vuruşların arasında. Yani kısacası movement'ını geliştir. Movement ne demek? oyun içi hareket etme yeteneğim. Bu inan veya inanma en az eğim kadar belki de eğimden daha fazla önemli. Çünkü karşının seni vuramamasını sağlıyor. Bir veya iki atışın arasında A ve D'ye basarak sağ sola kayarsan karşında sele uzakta olan birinin seni vurması o kadar zorlaşıyor ki. Çok çok önemli bu. Movement'ını kesin olarak geliştir. Bunu geliştirmek için deathmatch girebilirsin. Yapabileceğin tek şey bu. Önce biraz istersen poligonda dene. Çünkü eğer yanlış bir zamanda sol kliğe basarsan veya yanlış bir zamanda A ve D'ye basarsan mermilerin istediği yere gitmez. Tam durduğun anda vurman gerekiyor. Vurduğun anda vurup hemen tekrar hareket etmen gerekiyor. Bunu öğrendiğinde çok daha fazla düelloyu kazanacağına çok emin olabilirsin. Diğer vereceğim tavsiye bu küme yükseldikçe kendini çok iyi sanan arkadaşlara geliyor maalesef. Altınsan diğer altınlardan daha iyi değilsin oyunda. Bunu bil. Bu o kadar çok var ki. Benim arkadaş grubumda çok yok böyle insanlar Allah'tan ama takıma geliyor arada. Her elo'da geliyor. Sadece burada değil. Şu an benim oyunlarıma bile geliyor. Adam benim ne yapacağıma kadar karışıyor. Yani o an nerede duracağıma, nereye ne atacağıma her şeye karışıyor. Bu insan olma lütfen. Hem hiçbir işe yaramıyorsun daha çok zarar açıyorsun takımına. Hem de sinir bozucu ve sevilmeyecek bir insan oluyorsun maalesef. Üzgünüm. Yani lütfen sus. insanlar oynasın. Eğer bunu yapıyorsan. Bırak her türlü senin anlatacağın şeyden daha çok işe yarayacak onu yapacağı. Çünkü senin anlatacağın şeyi tam olarak yapamıyor insanlar. Yani o an düşündüğü şey o değilse yapmasın. Karışma. Oyunun oyna. Bu seni hem bu hem seni hem takımını çok kötü etkiliyor. Sen oyunda bir şeyler söyledikçe veya kötü bir olayın üstünde durmaya devam ettikçe. Yani geçen roundu adam bir yerde durmadı diye kaybettiniz Tamam bunu söyle burada durursan daha rahat olur bizim için de Ama onun üstüne sürekli gidip durma Yani 3 round geçiyor aradan o roundu vermeyecektik Bilmem ne yav yarak kafalı Sinirlendirme beni şimdi bak yine çok sinirlendim ha Geçmiş gitmiş round lan niye anlatıyorsun ki Bak ileriki rounda bak ne yapacaksın Dudu peri misin amına koyayım zaman geri yaksın deyip Roundu mu değiştirmeyi planlıyorsun ne istiyorsun yani Olan olmuş devama bak Bakmazsan da oralarda sürünürsün diyeceğim de anasını satayım. İn moda da var böyle salaklar. Bilmiyorum. istiyorsan devam et ne bileyim. Yapma yani. Son vereceğim tavsiye oyunlara kesinlikle ısınarak gir. Hadi gümüşte falan ısınmadan oynanır. Çünkü çok kişinin ısındığını sanmıyorum gümüşte. Ama altına gelmiş birisi artık biraz oyuna girerken ısınmaya başlıyor diğer insanlar. Eğer sen ısınmıyorsan kesinlikle bunu yapmalısın. Oyun oynamadan önce böyle bir yarım saat ısın. Bir 15 dakika 10 dakika poligon gir. 10-15 dakikada detmeş gir. Çok 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 daha fark edecek. Isınmayan birini kesinlikle yenersin bu şekilde. Kesinlikle yani. Hiç ısınmadan oyuna girmiş birini 1 bir ve 1 ve 1'de alamama ihtimalin yok. Kesinlikle ısın. Verebileceğim en önemli tavsiye demir sende şu an buraya kadar izlediysen bronz sanda, demir sende, götüm sende, anrek sende kesinlikle ısınarak oyuna girmek seni bir üst seviyeye çıkarıyor. Kesinlikle ısınarak oyuna gir. Çok önemli. Isınmadan oyuna girmek ölüm gibi yani asla girmem yapmam yani. İşte ne kadar acelem olursa olsun ısınmadan oyuna girmem. Bunlar vereceğim son tavsiyeler olacak. Çünkü elmasa gelmiş birin artık immoya nasıl çıkarsın diye bir tavsiye yok orada. Sadece oyunu oyna demek var yani. Plattan elmasa çıkmak için sadece bir tavsiye versen bile yeter. Ama sırf videoda 3 dediğim için iki tavsiye daha vereceğim. Sadece 2'nin neyin diğerlerini siktirin o bile olur yani. En önemli tavsiye elmas ve üstü için. Eğimi falan boş verin. Game sensinize oturtun. Bunu... Yüksek Elo'da, e-sporda bilmem ne oynayan herhangi tanıdık falan bir şey varsa sorun. Hepsi bana katılacaktır. Game Sense aim'den daha önemli yüksek elo'ya çıktıkça. Tabii ki aim'in olması gerekiyor bir seviyede. Yani attığın daha taşa gidiyorsa çıkamazsın tabii ki de. Aim'in oranın ortalamasındaysa ve Game Sense'in iyiyse kesinlikle değerlerinden daha iyisin. Ama Game Sense'in kötüyse ve aim'in ortalama üstüyse bir boka yaramazsın büyük ihtimal. Çünkü alınan kill önemli değil. Nerede ve nasıl alındığı önemli daha çok. Reyna oynayıp 30 kill alıp hiçbir işe yaramamak da var. Reyna oynayıp 15 kill alıp 15'inde de side açarak almak veya takımını taşıyarak almak var. Game Sense'in nasıl geliştirebilirsin Platsan? Oyun videoları YouTube YouTube'da videoları izleyebilirsin. Benim videolarımı izleyip like atabilirsin. Bu bayağı geliştiriyor çünkü GameSense'i. Espor maçlarını izleyebilirsin veya profesyonel oyuncuların normal yayınlarını izleyebilirsin. Bence o daha mantıklı. Espor'da yapılan hareketleri normal oyunda yapmak çok olası değil. Çünkü takımcı oynuyorlar çok ama gidip yüksek elde oynayan birinin yayını aç, bir saat izle, yaptıklarına dikkat ederek izle. Bu bayağı seni geliştirir. Videoları izleyerek tanesini yapabilirsin. Bunu unutma. GameSense çok daha önemli bence ve büyük çok işte katılır bana. İkinci verebileceğim tavsiye ikinci round'da kesinlikle baylaman gerekiyor. Eğer bomba kurduysan veya round'u kazandıysan. Round'u kazandıysan ve forslamazsan tamamen salaklık etmiş ve boşuna çöpe atmış oluyorsun o round'u. Nedenini kısaca açıklayayım. İlk round'u kazandın ve forslamadın. Adamlarla eşit seviyedesin. Hatta adamlardan forslayan çıkarsa daha kötü bir durumdasın. Yani 1 0 olan üstünlüğünü bire 1'e getirme şansın yüksek oluyor. Bu risk almaya değer mi? Değmez. Diyelim ki force'ladın ve kazandın. 2-0 oldu. Elinde Spectrem var veya Marshall'ın var. Bir dahaki 3. round için Boozer artı Spectre ile karşı takımdan 3 kişi öldürürseniz ve round'u kaybederseniz 2-1 oluyor. Ama ölen 3 kişi bir dahaki round silah çekemiyorlar Siz çekebiliyorsunuz Yani adamlar Spectre ile oynuyor 3. roundda Siz Vandal normal Phantom istediğiniz şeyler alabiliyorsunuz Ve o roundu da büyük ihtimalle garantilemiş oluyorsunuz Kısacası ikinci round kazanıldıysa Force'lamak zorundasın Çok saçma force'lamak Bunu bu elo'da birine söylediğime inanamıyorum Ama o kadar çok görüyorum ki şu an ben kendi oynadığım şeyde kendi oynadığım challenge'larda ben plat eloda oynuyorum. Çok fazla var. Ya burada artık öğrenilmesi gerekiyor diye biliyorum. Bunu Silver'sanız da yapın. Ya bunu her elo'da yapmanız gerekiyor. Ama bu elo'da artık bilin bunu yani. Üçüncü ve son diyeceğim şey de Plat'a gelmiş bir insan artık biraz daha yüksek elo'lara çıkmak istiyor veya oyunu ciddiye alıyor demek. Ciddiye almayan birisi Plat'a çıkamaz. Bu yüzden de çok fazla profesyonel oyuncunun yayıncının falan böyle ayarlarına falan bakıyorsunuz. Benim yayınıma da geliyorlar. Bu arada yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle şu an yayında olma ihtimalim var. Eğer bu videoyu attığım gibi izliyorsanız yayında olabilirim. Çok uzattım devam ediyorum hep yayınıma soruyorlar abi görüntü ayarların ne abi sensim iyi mi sence? Abi bu senin sensin ne? Arkadaşlar bunların hiçbir önemi yok. Bak bir gram önemi yok. Sen neyde rahat ediyorsan o önemli. Gidip e-sporcunun ayarlarını almak çok boş. Çünkü sen rahat etmiyorsan hiçbir anlamı yok. O ayarla iyi oynamıyor oynayan kişi. Sadece gerçekten iyi oynadığı için oynuyor emin olun. Eskiden ben de iyi oynamıyorken böyle yapıyordum. Gidip milletin ayarlarına bakıyordum. Ama şu an o kadar umurumda değil ki anlatamam size. İnanın eskiden aynen ben de öyleydim. Gidip herkesin ayarlarına bakıyordum. Ya benim geçmişimde bir sürü profesyonel oyuncunun ayarını gösterdiği site vardı. Ve hepsine bakıp onları kopyalamıyordum çalışıyordum. Daha kötü oluyor. Gidip birinin ayarında oynamaya çalışırsan bunu alışık olmadığın için kötü oluyor. Düşük çözünürlükte oynayanlar düşük çözünürlük avantaj verdiği için oynamıyor. Adam eskiden bilgisayarı kötüymüş öyle alışmış. Rahatınız bozuluyor daha kötü oynamaya başlıyorsunuz. Buna alışmayın. Siz nasıl rahat ediyorsunuz öyle oynayın. Emin olun hiçbir anlamı yok çünkü hiçbir şey fark etmeyecek yani. Kötü olacaklar çok. Evet tavsiyeler bu kadardı. Eğer böyle farklı sorularınız varsa bu arada yorumlarda hepsini yanıtlayabilirim yazabilirsiniz. Yani özel olarak ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa yayına gelip de sorabilirsiniz ayrıca. Yerinde chatte sorduklarınıza kesinlikle Cevap veriyorum görürsem. Ya da Discord'a gelip yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ya da hatta Instagram'dan DM bile atabilirsiniz. Ya da DM atmayın. Çünkü bana aim'imi nasıl geliştireyim diye Instagram'dan DM geliyor. Başka yer mi yok oğlum? Discord'dan falan sor. Bana buradan Instagram'dan yazmayın böyle şeyler ya. Cevaplamıyorum. Ama muhabbet için yazabilirsiniz. Tamam. Eğer beğenilirse video bir tane daha bu tarz bir video yapabilirim. Birkaç tane daha böyle taktik verebileceğim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Burayı söylemiyorum yani hızlı söylemeye çalıştığım için. Teşekkür ederim. Görüşürüz.